Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Albatros Parkı'nın imara açılmasıyla ilgili haberleri yalanladı. Albatros Parkı'nı Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükşehir'deki Büyükşehir Meclisi CHP ile AK Parti grubu birleşti, imara açtı. Bu yalan ve son derece ahlaksız bir yalan. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin talebiyle yapılan imar değişikliği teklifi, geçen hafta AKP ve CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Ancak oylamaya katılan 3 CHP'li meclis üyesi, Albatros Parkı'nın rantı açılacağını belirterek olumsuz oy kullandı. Mecliste görüşülen raporun imar değişikliği değil, imar düzenlemesi olduğunu söyleyen Akgün, haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı. İyesinde... AK Parti ve CHP metüseleri birleşerek imara açtı diye burayı gösterirseniz bu ayıptır, günahtır, yalandır, yalan söylemekte büyük ahlaksızlıktır. Akgün haberlere konu olan arazinin belediye mülkiyetinde ve daha önceden imarlı olduğunu belirterek kamuoyunun yanıltıldığını söyledi. Burayı daha önce Büyükçekmece'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Ali Şeker benim koyu muhaliflerimdir mesele Hasan Akgün'ün koltuğudur. Onların yeşille veya da imarla falan sorunları yok. Sorun Hasan Akgün'ün koltuğu. Onlar burayı yeşil alan gösterdiler. Herkese burayı park diye çok affedersiniz yutturmaya çalıştılar. Yapılacak projeyle bölgenin ranta açılacağını söyleyen bazı mahalle sakinleri ise parkın yeşil alan olarak kalmasını talep ediyor. Denizi görüyoruz ama ağaçları da görmek istiyoruz. Yani kısacası biz burada Bina istemiyoruz, beton istemiyoruz. Projeyi başlattıklarında da biz yine burada olacağız, direnmeye devam edeceğiz. Mutlaka insanlar da bir şeyler öğrenecek ve sahip çıkacak inanıyorum. Çünkü torunlarıma bırakmam gereken bir şeyler var benim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen hafta geçen rapora göre 30 bin metrekarelik yeşil alanın yüzde 60'ına konut ve ticaret alanı, yüzde 40'lık alanına ise otel yapılması planlanıyor.